Peki bu şimdi az önce inticamınız bozulmaması için girmedim. Bu e, kur korumalı sistem, mevduat sistemi. Bunun Türkiye'ye çok yüksek maliyeti olduğu söyleniyor. Önümüzdeki kuşaklar bundan çok etkilenecek deniliyor. Kur korumalı sistemde gelinen aşama nedir? Bu maliyet ne kadar sürdürülebilir bunu sorayım size. Şimdi kur korumalı hesapta ya, e, bir Ağustos itibariyle de dönüşüm beklendiği Fakat ben merak etmeyin dönüş öyle e, çok olmayacak dediğim bir noktadayız. Niye? 1,1 trilyonu aşan bir rakama ulaştı. Hı hı. Yani ilk günlerde biz 5 milyar, 10 milyar, 50 milyar böyle açıklamalar yaptığımız zaman manşet oluyordu. Şu anda 1,1 trilyonu aştı bu para. Toplanan gelen para vatandaşın Evet yerine. ve bunun yarısı hazine maliye, yarısı da aşağı yukarı. Merkez Bankası üzerinde toplanan paralar. Hı hı. Bu, bunun toplumda olan bir realitenin yansıtılmasıdır. Türkiye'de insanlar e, kendini korumak için altına yatırırlar. Bu genellikle toplumsal bir şey. Evet. Şimdi veya gider döviz alırlar. E, yurt dışındaki birçok yerde bu örneği verince hakikaten böyle gözlerini açarak şey, şimdi diyorum ki şimdi şu anda Londra'dayız veya Washington'dayız. Yatırımcılar işte soruyorlar siz niye dövizden bu kadar etkileniyorsunuz diye. Yok diyorum ben dövizden etkilenmiyorum, dolardan etkileniyorum. Duruyorlar. Bakın inin, Washington'dasınız. Sokaktaki bir adama euro dolar paritesini, avro dolar paritesini sorun. Şöyle size anlamsız bakarlar. Sterlin ne kadar diye sorun. Haberi yoktur diyorsun. Tamamen anlamsız bakar. veya Londra'da inin sokağa herhangi birisine sorun avro ne kadar, dolar ne kadar, gene anlamsız bakarlar. Ama Türkiye'de bu bir gerçek. Siz pazara gidin. Pazarda bir günlük, haftalık, aylık, yıllık değişimini şöyle bir seren ortaya koyar. Bir de o da yetmez. Bir de perspektif çizerler. Yani önümüzdeki ayda da şuraya olacak diye. Bu bir gerçeklik. Şimdi biz bu gerçekliğin ülkeye zarar vermesini engelleyecek çok önemli bir esruman geliştirdik. Bu, bu, bu gerçekten başarılı ve takdir edilmesi gereken bir esruman. Bu esruman sayesinde insanların Dolara yönelmesini engelledik ve altın tasarruf sistemini getirerek altının piyasaya diye gelmesini yasak altından çıkmasını sağlayacak adımlar attık ve, e, ve dövizi kontrol edilebilir, öngörülebilir bir hale getirdik. Şimdi diyecekler ki ya 18 liraya geldi e, dolar e, ama bu güzel haberlerden sonra bakalım ne olacak da şimdi 18 liraya geldi dediğimiz 3 Ağustos'la 20 Aralık arasında çok ciddi bir fark var. 20 Aralık'ta makroekonomik göstergeler dövizin o miktara gelmesine izin vermiyordu. Tamamen manipülatifti. Gerçek ve yeri orası değildi. Değildi. Diyorsunuz. Manipülasyon sonucu 18. 18. 18 ve hatırlayın lütfen işte 20 lira olacak, 22 lira olacak sahte belgeler ürettiler. Şu anda konuşanlar e, o gün gene konuşuyorlardı. Dolar şuraya gidecek. Aman gidin dolar alın. Ya herkes, es, eski, Merkez Bankası Başkanı demedi mi? Gidin döviz alın. Evet. Ya bu korkunç bir şey. Böylesine bir sistematik bir saldırı vardı. O fiyat bunu kabul etmiyordu. Ama e şimdi e, bakıyorsunuz bir enflasyon gerçekliği var. Ve bu enflasyon gerçekliği ilk 7 ayda Enflasyon yüzde üzerine çıktığını, dövizin de bunun altında paralel bir şekilde arttığını gösteriyor. E şimdi e şu andaki fiyatlar elbette ki yüksek ama piyasanın hangi oyuncusuna giderseniz gidin birazcık ticaret yapıyorsa, ihracat yapıyorsa şunu çok iyi bilir: bir enflasyon artışı var ve bu enflasyon artışından kaynaklanan dövizdeki bir artış var. Dolayısıyla da Türk lirasının değer ve gittikçe de enflasyon altında gittiği için aslında Türk lirası e, reel olarak değer kazanıyor. Şimdi e, 18 liraya geldi, Türk lirasını öldürdünüz demek elbette ki bir karşılığı olan cümledir. Ama e, 18 e, 20 Aralık'taki 18 liraya gelmesiyle bugün itibariyle özellikle enflasyondan kaynaklanan bu artışın bu noktaya gelmesi arasında bir farklılık olduğu kabul edilmeli. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte enflasyonun belli bir noktaya geldi. İnşallah Ağustos'tan itibaren de bu seviyede giden bir enflasyonla döviz fiyatlarındaki artış paralel gittiği için bu öngörülebilirlik hat safhaya gelir. Enflasyon düşmeye başladığı anda da Aralık ayından itibaren baz etkisinin getirmiş olduğu psikoloji Sonra Ocak ayında, sonra Mart Nisan'daki durumla bu e, Türk lirasının değerlenmesi reelde gerçekleşmiş olacak. Aralık'ta müdahale etmeseydik dövizdeki artış daha fazla olur ve maliyetler daha fazla olurdu diyorsunuz. anladığım Anlıyorum Kıdara. Bakın, anlamaya e, çalışıyoruz. Çok ekonomi tabii ki bakın, çalışıyoruz ama bu kur kurumların mevduat e, hesabını biz geliştirmemiş olsaydık, bugün e, Şubat ayında 24 Şubat'ta. Karşı karşıya kalmış olduğumuz e, ve bizden kaynaklanmayan durumdan dolayı çok daha e, kötü bir e, sonuçta karşı karşıya kalırdık. Niye? Çünkü çok basit bir e, so, e, olarak tanımlanabilecek bir sorunumuz var. Bu sorunumuz cari açık. Evet. E, biz halbuki yıla girerken Cari dengeye gireceğimizi, hatta zaman içerisinde cari fazla vereceğimizi iddia etmiştik. Evet. Ama şimdi 40 milyar dolarları yıl sonu itibariyle geçen bir cari açıkla karşı karşıyayız. Şimdi bunun sebebini görmeden, görmezlikten gelerek e, Türkiye'de cari açığı nasıl finanse edeceksiniz diye başlayan böyle uzun uzun ya söyleviler var. Ya cari açığı bir numaralı sebebi bizim enerji net enerji ithalatçısı olmamız. 2020 yılında petrole ödediğimiz, enerjiye ödediğimiz miktar bakın bunu lütfen kaydedin. 28 milyar dolar. 2020 yılında. Hı hı. Peki 2021 yılında ödediğimiz, enerji ödediğimiz miktar ne kadar? 51 milyar dolar. 2022 yılı itibariyle Mayıs sonu itibariyle yıllıklandırılmış olarak, afedersiniz e, Temmuz sonu itibariyle yıllıklandırılmış olarak ödediğimiz enerjiye ödediğimiz miktar 75 milyar dolar. 3 katına yakın artış öyle mi? 2020 yıl gibi. sonuna bu fiyatlarla giderse, arkadaşlarımız bulurlarsa, yansıtırlarsa çok önemli Cari bir şey bu. Ilgili bir şey mi? 100 milyar dolara giden bir enerji ithalatımız var. Dış ticaret açığımız 100 milyar dolara gidiyor. Bunun finansmanını sağlanması lazım. Hı hı. Bunun da cari açıktaki yansıması 40 milyar dolarlara gelmiş gelecek. Şimdi Bunu bakın, ha, bakın, şimdi burada farklı bir şey söyleyeceğim. Eğer e, petrol fiyatı 2020 seviyesinde olmuş olsaydı, yani 41,8 olmuş olsaydı, biz 2021 yılında cari fazlayı 18 milyar dolar olarak verecektik. 70 dolar olsaydı hı hı. cari aç, faz, açığımız 1 milyar dolar. Petrol fiyatı bakın 102 dolar olduğunda 45, dolar e, 45,4 milyar şu anki güncel durum bakın. Hı, hı, hı Petrol fiyatı 102 dolarken 45 milyar dolar cari açığımız var. E, petrol fiyatı 116 dolara çıktığında 54 milyar dolara Gelmiş olacak. Şimdi e bu benden mi kaynaklanıyor? Hayır. Bununla ilgili tedbir alma imkanım var mı? Sıfır. Çünkü ithalatçıyım. Nasıl yapabilirim? Orta ve uzun vadede alacağım tedbirlerle anca. Bir, ihracatı artırırım. Türkiye ekonomi modelinin en önemli ayağı ihracatın artırılması. Başka yerden para kazanıp burayı burayı, burayı karşılamak. Karşılamaz. İki, Petrol fiyatları bu şekilde kalıcı olmayacaktır. Hı hı. Düşecektir. Bunun getirileceği bir avantaj. Çünkü petrol hariç enerji hariç Türkiye'nin dış ticaret dengesi tam. Petrol hariç biz dış ticaret açığı vermiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? E bu sene e, turizmin keyfini bile e, süremiyoruz petrolden dolayı. Turizmde 2019'dan aşıyacak bir noktaya gidiyoruz. Ee, bu sene işler iyi turizmde bunun. Öyle. Mi? Çok çok iyi. Çok çok iyi. Turizm Bakanımız açıkladı, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Turizm gelirlerinde ve turist sayısında e, hedeflerimizin de ötesine geçiyoruz. Ortalama e, gece kalış süresi artıyor ve bunların harcamaları da bununla birlikte artıyor. E, işte, Suudi Arabistan'dan Körfez'den çok ciddi bir çok şekilde misafirimiz abi. geliyor. Rusya'dan beklediğimiz kadar bir düşme olmadı. Oradan geliyorlar, Ukrayna'dan geliyorlar, Avrupa'dan geliyorlar, Batı'dan geliyorlar ve Türkiye tam bir turizm merkezi. Ee, şimdi böylesine bir ortamda eğer biz petrol fiyatları 70 dolar seviyesinde olmuş olsaydı e, biz 1 milyar dolarlık bir açıkla bu yılı kapatıyor olacaktık. E, şimdi e, bu fiyata geldiyse burada ne yapacağız? bununla ilgili önlem alacağız. Şimdi bu şu demek değildir. Yani bir de yanlış bir e, algı var. Sanki bunun tamamını yani bazen çıkıyor böyle köşe yazarları, televizyonlarda 100 milyar dolar açığımız var, 128 milyar, 150 milyar dolar açığımız var böyle. Herkesin farklı rakamlarla gittiği bir yer var. Öyle bir şey yok. Cari açık 45 milyar dolara gitse bile cari açığı karşılayacak bir potansiyelimiz var bizim. Eee Net hata noksanı şu anda 16-17 milyar dolara gelmiş durumda. Yani Türkiye'ye bir hı hı. para girişi var. Ee, bu e, turizm gelirleri, hizmetler vesaire gibi kaynakları belli. Fakat burada doğrudan nereye gittiği belli olmayan net hata noksanımızdan çok ciddi bir e, e, pozitif etkisi var ve. E, bununla da biz cari açımızı karşılamış olacağız. Peki doğrudan yatırım az önce gibi geliyor dediniz. Geliyor gelecek olan, geliyor ve geldi olanlar ve gelecek olanlarla biz cari açığımızı şu anda zaten ilk 5 ay itibariyle netleşmiş bir şey söyleyeyim. Tamamen karşılamış durumdayız. Biz Öyle mi? E, tabii canım bizim ya Türkiye burası. Bizim önümüzdeki süreçte de bunu karşılarız asıl etkisi bu gelecek olan doğrudan yatırımların etkisi döviz üzerindeki baskının azalması Merkez Bankası rezervlerinin artması yarın ve önümüzdeki perşembe göreceğiniz gibi artması bunun da özellikle CDS'ler çünkü borçlanma maliyetlerimiz yükseldi. CDS'ler üzerinde pozitif olarak aşağı yönlü bir etki yapıyor olması bütün bunlarla biz yazın Tam şöyle önümüzü görebildiğimiz bir sürecin başladığı noktadayız sizinle yaptığımız bu programda. Evet, çok önemli şeyler söylediniz. Yarın herkes bakacak Merkez Bankası'nın <laughs> durumu nedir, ne oluyor. Doğrudan yatırımlarla ilgili aydınlanacaklar.